Bugün bu videoda iki kritik sorunun cevabını vermeye çalışacağım sizler için. Bunlardan birisi Merkez Bankası biliyorsunuz 21'i itibariyle faiz kararını açıklayacak. Burada bir indirim gerçekleştirir mi? Eğer ki piyasanın beklediği gibi 50 ila 100 bas puanlık bir indirim yaparsa bunun dolara, altına, piyasalara etkisi ne olur? İkinci sırada da tabii ki swap meselesi. Türkiye gerçekten bir swap anlaşması gerçekleştirebilecek mi? Büyük montanlı, uzun vadeli, düşük faizli bir swap anlaşması yapabilecek mi? Yoksa bunlar sadece söylentiden ibaret ve bu söylentiler yarın öbür gün gün yüzüne çıkarsa, yani swap anlaşması gerçekleşmezse dolar üzerinde, altın üzerinde etkisi ne olur? Bunu değerlendirmeye çalışacağım sizler için. Hepiniz hoş geldiniz. Swap anlaşması Türkiye'nin olmazsa olmaz konularından birisi haline geldi. Çünkü Merkez Bankası döviz rezervlerinde çok ciddi sıkıntı var. Dış ticaret açığı makası her geçen gün açılmaya devam ediyor. Hem dışarıya ihracat yapamıyoruz, hem turizm gelirlerimizle ilgili ciddi bir düşüş olması bekleniyor. Aynı zamanda işçi döviz gelirleriyle ilgili de problemler her geçen gün biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Bütçe gelirlerimiz yok. Bütçe giderlerimiz çok ciddi manada artmış durumda. Özellikle verilen teşvikler, kredi paketleri, şirketlere verilen borçların geri alınıp alınamayacağıyla ilgili sıkıntılar da gündemde ve bunun sonrasında oluşabilecek bütçe açığı yeni zamları işaret ediyor ve doğal olarak da Türkiye'nin daha çok borçlanması gerekiyor. Bu arada 170 milyar doların üzerinde bir dış borç ödemesi de olduğunu unutmayalım kısa vadede. Ve bu 170 milyar doları nasıl ödeyecek, o da ayrı bir muamma. Günü kurtarmak adına Türkiye bir swap anlaşması gerçekleştirmek istiyor. IMF'ye karşı olanlar olabilir, olmayanlar olabilir. IMF'ye verilecek tavizlerin boyutuna baktığımız zaman eğer ki Türkiye ekonomisini geçmişte olduğu gibi bir uçuruma doğru sürükleyecekse zaten IMF'ye karşı olduğumu baştan beri ben de söylüyorum. Ama eğer ki siz IMF ile oturup doğru düzgün bir anlaşma yapıp bunu bir kefalet anlaşması gibi kullanırsanız faiz oranlarınızın çok ciddi manada düşeceği, en azından kısa vadeli borçlarınızı daha rahat çevirme imkanına sahip olabileceğiniz de ortada, bu gerçeği de kabul etmemiz gerekiyor. Hangi taraftayız gerçekten bilmiyorum. Yani IMF ile anlaşma yapmak istemememizin temelinde ne olduğunu çok net biliyorum. Diğer konuları bilmiyorum. Niye anlaşmak istemiyoruz IMF ile? Siyaseten IMF ile anlaşmak mevcut iktidar için bir intihar gibi görünüyor. Aynı dövizin yükselmesinin bir intihar gibi olması durumuyla aynı pozisyonda. Dövizin yükselmesi neden bir intihar gibi onlar için? Çünkü her şey ithalata bağımlı olduğu için herhangi bir kur artışı çok ciddi fiyat artışlarını da beraberinde getiriyor. Doğal olarak da kurda bir artış olması istenmiyor. Yine şunu da altını çizelim. Kurda artış olsa da olmasa da, kur geri çekilse de, kur yükselse de fark etmiyor. Arka arkaya zamlar, arka arkaya vergiler konulmaya devam ediliyor. Bunun sebebi de ortada. Biraz önce söylediğim gibi bütçe açığı her geçen gün artıyor ve bu bütçe açığının bir şekilde kapatılması için vergiler arttırılıyor. Buradaki kritik mesele ne? Vergiler ne kadar arttırılırsa o kadar az toplanıyor. O kadar az toplandığı için de bütçe açığı daha da açılmaya devam ediyor. Türkiye bütçesi çok ciddi bir kısır döngüye doğru ilerliyor. Son 2 senedir, hatta son 3 senedir bu tabloyu görmeye devam ediyoruz. Vergiler arttırılıyor, vergi toplama oranları düşüyor. Vergiler arttırılıyor, vergi gelirleri düşüyor. Belki bazı çok büyük kurumlardan vergi toplama ihtimaliniz oluyor ama onlar da dur bir dakika arkadaş, ben bu vergiyi nasıl ödeyeceğim? Bak işlerimi çeviremiyorum. Ya vergi ödeyeceğim ya işçi çıkartacağım diye masaya vurdukları zaman onların vergileri ya çok ciddi manalarda düşürülüyor ya da tamamen siliniyor. Peki arttırılan vergiler genel itibariyle kime dokunuyor? Tabii ki vatandaşa dokunuyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de adam akıllı toplanabilen vergiler dolaylı vergiler ve stopaj vergileri. İşçinin vergisi, memurun vergisi, çalışanın vergisi. Onlarda da şöyle bir sıkıntı var. İşçinin vergisini şirketten bir kaynak olarak kesiyor ama şirketin kasasında para yoksa şirket onu da ödeyemediği için o da aslında toplanamıyor. Böyle bir durumda da devlet iyiden iyiye dolaylı vergilere yüklenmeye devam ediyor. Biz dönelim şu swap meselesine. Ne olacak bu swap meselesi ve tabii ki Merkez Bankası meselesine. Swap eğer ki bir balonsa arkadaşlar. Balonla kastım ne? İki türlü balon olabilir. Bir, çok düşük miktarda bir swap anlaşması gerçekleştirildiğini kabul edelim. Bahsedilen Japonya gibi ülkelerle 3 milyarlık 5 milyarlık swap anlaşmalarının üstelik yüksek faiz ortamında gerçekleştirildiğini kabul edelim. Soruyorum sizlere. Merkez
Merkez Bankası ya da Türkiye bütçesi için 3 milyar 5 milyar dolar neye yarar? Türkiye'yi ne zamana kadar idare eder? Ve o para da eğer ki dövizi baskılamak için kullanılırsa ne kadar dayanır? O para battığında, o para da bittiğinde yeni bir swap anlaşmasının önünü açmak mümkün olacak mı? Yurt dışındaki pek çok önemli banka artık Türkiye ile TL işlemleri yapmaktan kaçınmaya başladı. Bunlardan birisi de BNP Paribas. Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde yasaklanan bankalardan birisiydi. Bunun sonrasında BNP Paribas TL'de işlem yapmama kararı aldı. Bu ne demek? Convertible olma özelliğini her geçen gün biraz daha kaybetmesi anlamına geliyor. TL vereyim, dolar alayım, swap işlemlerinin her geçen gün biraz daha önünün kesilmesi, Türkiye'nin kısıtlı olan Türk lirasıyla ticaret yapma işlemlerinin her geçen gün biraz daha azalması anlamına geliyor. Çok büyük bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Türkiye öyle ya da böyle yurt dışından yaptığı ticaretinde dolar kullanmak zorunda ve bu doları bir şekilde bulmak zorunda. Geçmiş zaman içerisinde güvenilirliği daha yüksekken TL swaplarıyla dolar bulup ödemelerini dolarla gerçekleştirebiliyordu. Türk lirası işlemleriyle ilgili yurt dışında Londra piyasasında yaptığı ciddi hatalar nedeniyle artık Türkiye ile kimse swap anlaşması yapmaya yanaşmıyor. Swap söylentileriyle şu anda dolar bir şekilde geriye çekiliyor. Ve ben bunun çok suni olabileceğinden korkuyorum arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Eğer ki bu swap işinin olmayacağı ortaya çıkarsa ya da söylendiği gibi olmayacağı ortaya çıkar ise yarın öbür gün doları kimse tutamaz. Böyle bir durumda da Merkez Bankası rezervleri çok daha sıkıntılı bir hale gelebilir. Bir, hazine çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir. İki, ve tabii ki doğal olarak Türkiye'nin bütçesi çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Üç, bütün bu tablo içerisinde Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmeyeceğini konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın her faiz indirimi Türkiye'deki mevduat sahibinin bankalardan biraz daha fazla uzaklaşmasını, bankacılık sisteminin her geçen gün biraz daha sıkıntıya girmesini, öbür taraftan yabancı sermayenin Türkiye'ye girişinin önündeki büyük engelin biraz daha artmasını beraberinde getiriyor. Evet, eğer ki Türkiye'nin koşulları uygunsa Merkez Bankası faiz indirimine elbette devam etmeli. Ama Türkiye'nin enflasyonu %12-13 seviyesindeyken sadece beklentiler doğrultusunda Türkiye'nin politika faizi %7 seviyelerine düşürülüyorsa eğer, bu bankalardaki mevduat kaçışın hızlanması, bankaların kredi verme konusundaki isteksizliğinin artması ve piyasanın biraz daha daralması anlamına gelir. Faizleri düşürmek her zaman piyasanın canlanması anlamına gelmez. Faizler düşük olur, birileri kredi almaya çalışır. Bu kez kredi verenler kredi vermekten uzaklaşırlar. Birkaç nedenle bunu vermek istemezler. Birincisi, batık kredi oranlarının artmasından korkarlar. İkincisi, verdikleri faiz oranı onlara zarar ettiriyordur. Çünkü enflasyonun karşısında onlar da ezilmeye başlarlar. Üçüncüsü, her düşürülen faiz kur üzerindeki kırılganlığı arttırır arkadaşlar. Kur kırılganlığının artması demek de yarın öbür gün bir kur şokunun yaşanması durumunda bu bankaların verdikleri her kredinin neredeyse pul olması anlamına geliyor demektir. O nedenle de döviz kırılganlığının yüksek olduğu ortamlarda bankalar Türk lirasıyla kredi vermekten mümkün olduğunca kaçmaya çalışırlar. 50 tane bahane bulurlar. Aslına bakarsanız mesele buradaki faizlerin düşük olması meselesinden çok dövizin kırılganlığı meselesi. Bakın arkadaşlar, geçmiş bize çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Döviz zaman zaman çok kısa geri çekilmeler yaşasa da mutlaka ve mutlaka çok daha ötesi hareketlerle yukarıya çıkıyor. Yıllar boyunca bu gelenek hiç değişmemiş. Bugünün koşulları itibariyle bakıldığı zaman çok daha sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının yanına bir de pandemi meselesini koyduğumuz zaman arkadaşlar, Türkiye'deki döviz baskısını gelin kendiniz düşünün. Döviz önümüzdeki 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda fark etmez. Hatta bir yılda fark etmez. Çok sert bir hareket yapar ise, ki çok muhtemel, bankaların vereceği, bugün vereceği kredilerin hepsi büyük bir risk altına girer. Onun için Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bankaların kredi vermesini teşvik etmiyor. Bu nedenle yine Merkez Bankası'nın her faiz indiriminden sonra Merkez Bankası, BDDK, hükümet, hazine, özel bankalara çok ciddi baskı yapıyor ve bir an önce kredi musluklarını açmasını istiyor. Buna rağmen özel bankalar kredi vermeye yanaşmıyor. Faizlerini aşağıya
çekiyor. Kredi verecek gibi görünüyor ama fiiliyatta kredi verme konusunda son derece isteksiz davranıyor. Tüketici kredisi zaten vermek istemiyor. Çünkü tüketici kredisi verdiğinde %80 o kredilerin geri dönmeyeceğini gayet iyi biliyor bankacılık sektörünün temsilcileri. Bu koşullar içerisinde Merkez Bankası her ne kadar faiz indirirse indirsin, kredi veren bankalar kredi vermekten uzak duruyor. Tüketicilerse ipoteklik konularda almayı tercih etmiyorlar. Orada da durum aynı. Yarın öbür gün ödemesini gerçekleştiremezse çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağının farkında tüketici, önünü göremiyor. Ekonomiyle ilgili riskler taban yapmış durumda. Piyasada bir talep ortamı yok. Ekonomik risklerin yarın öbür gün onu hangi pozisyona doğru itebileceği konusunda ciddi kaygıları var. O nedenle tüketici de kredi almaktan uzak duruyor. Faiz indirimleri tek bir şeye sebep oluyor arkadaşlar. Döviz üzerindeki kırılganlığa. Hadi gelin biraz da altın konuşalım. Bu koşullar içerisinde dünyadaki riskleri zaten sürekli olarak anlatıyorum size. Fed'inden Dünya Bankası'na, Dünya Bankası'ndan IMF'sine, Almanya Başbakanı'na, Avrupa Birliği Başkanları'na kadar herkes şunu söylüyor. Dünya çok ciddi bir resesyona doğru ilerliyor. Bu resesyondan çıkılması çok kolay değil. Evet, parasal genişleme müdahaleleri yapılıyor ama bu parasal genişlemelerin büyük bir kısmı da tasarrufa yönelmeye devam ediyor arkadaşlar. Ve doğal olarak altın üzerindeki baskıyı da tetikliyor bu. Görünen o ki rakamsal olarak baktığımızda 1700'ün üzerinde net bir şekilde durmayı başarmış, burayı kendisine destek olarak oluşturmuş bir altın ons fiyatı görüyoruz. Daha ötesi 1760 doların üzerinde denemeye başladı. 1760 doları kırması durumunda biz bir anda 1800 dolarların üzerinde bir altın ons değeri göreceğiz. 1800'ünde yukarıda 1860 doları zorlaması durumunda bir anda 2000-2500 aralığında bir ons değeri göreceğiz. Türkiye'nin faiz kırılganlığı, Türkiye'nin döviz sıkıntısı, Türkiye'de Merkez Bankası'nın rezervleri sorunu, Türkiye'nin swap'la ilgili söylentileri ama somut bir gelişmenin hala olmaması ve bu işin uzaması ile birlikte swap olmayacak galiba algısının her geçen gün biraz daha artması aslında dövizi yukarıya doğru çok ciddi manada tetikleyebilir arkadaşlar. Ve görünen o ki tetikleyecek. Bugünlerde 6.70'lere kadar çekilmiş olabilir dolar. 6.50'ye gitse ne olur? Bakın altın çizerek söylüyorum. Geçtiğimiz videolarda da söyledim, yine söylüyorum. Uzun vadeli işlem yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, amcalarımız fark etmez. Geçtiğimiz dönemde çok net gördü. Pozisyonunu alıp beklemeyi biliyorsa zarar etmediğini herkes görmeye başladı artık. Çok net bir şekilde. Diğer taraftan şu da görülüyor. Düne kadar bize söylenen pek çok konunun pek de gerçekleri yansıtmadığına hepimiz birebir şahit olduk. Enflasyonla ilgili söylemler oldu, açıklamalar oldu ama hayatın içindeki enflasyonun o olmadığını hepimiz yaşayarak gördük. İşsizlikle ilgili açıklamalar yapıldı ama etrafımızdaki herkesin işsiz olmasından aslında rakamların hiç de ona yakın olmadığını hep birlikte yaşayarak gördük. Büyümeyle ilgili açıklamalar oldu. Bu büyüme rakamlarının Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmadığını hep beraber yaşayarak gördüm. Merkez Bankası'nın verileriyle ilgili, bütçeyle ilgili, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalar oldu. Yapılan hesaplar, analizler ortaya koydu ki aslında söylenenlerle gerçeklerin hiç alakası yok. Bu swap'la ilgili söylenenlerde bir söylentiden, bir balondan ibaret kalırsa ve yarın öbür gün daha fare doğurursa arkadaşlar, ya hiç swap anlaşması yapılmazsa ya da yapılan anlaşma öyle 3 milyarlık, 5 milyarlık, 1 milyarlık, 2 milyarlık bir anlaşma olur ise o zaman dövizi kimse tutamaz. İşte o zaman hem onsun yükselmesi hem doların yükselmesiyle gram altında rekor üzerine rekor görürüz. Gram altında hiç ummadığımız noktaları görürüz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın arkadaşlar. Sizlere çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki Instagram'dan beni takip ederek gün içinde zaman zaman kısa videolar paylaşıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.